Bir önceki videoda kadraj ve sahnelemenin temellerinden bahsetmiştik. Etkiyi ve vurguyu arttırabilmek için bazen kamerayı daha dramatik bir şekilde, örneğin uzaktan ve geniş açılı bir çekim için kullanabiliriz. Bu tarz çekimlerle sahnenin ne kadar geniş olduğunu gösterebilir, ölçeklendirme hissi yaratabilir ya da detayların görünmesini zorlaştırabiliriz. Uzaktan çekimlerin tam aksine çok yakından yapılan çekimler ise süjeyi sımsıkı bir çerçeveye alırken izleyicide duygusallığın artması ya da rahatsızlık gibi hisler yaratabilir. Sahnenizi farklı açılarla çekebilmeniz de mümkün. Örneğin kamerayı aşağı yerleştirip yukarıya doğru bir çekim yaparsanız buna alt açılı çekim denir. Alt açı kullanımı karakterin yüceltilmesini ve sahneyi domine etmesini sağlar. Alt açının tersine kameranın karakterden yukarıya konumlandırılıp karakteri bu şekilde çekmesine de üst açılı çekim denir. Üst açının bir karakteri nasıl da küçük yardıma muhtaç ya da köşeye sıkışmış gibi gösterdiğini fark ettiniz mi? İngilizcesi Dutch Angle olan eğik açılı çekimden de bahsedelim. Bu çekimde kamera yana yatırılır ve sahne eğik İlk bir şekilde çekilir. Bu tür çekimler kafa karıştıran tuhaf ve dengesiz bir hissiyat yaratmak için kullanılır. Şimdi sanatçılarımıza soralım. Yukarıya doğru olan alt açıyla mı yoksa kameranın yukarıya konumlandığı üst açıyla mı çekim yapacaksınız? Bu konu aslında karakterinizin o an ne yaptığına ve o anki bakış açısına bağlı. Tek kişilik bando filminde bu sahnede kullanılan üst açı filmdeki tek üst açılı sahnedir. Bunun sebebi küçük kızın o sahnede mazgal kapağının arasından kayıp giden bozuk paraya bakması. Filmin başka hiçbir sahnesinde bu açıyı kullanmadık çünkü küç küçük kız bu sahnede aşağı doğru bakıyor ve biz de sahneyi onun bakış açısıyla vermek istedik. Bu konu hikayenin bütün içinde önemli olduğundan bu sahnede kameranın böyle konumlanmasının uygun olacağını düşündük. İnanılmaz ailenin başında Bob arabayla giderken aracın düğmelerine basıp bir şeyler yapıyor ve arabanın harita sistemi açılıyor. Bob'un düğmelere basmaya devam ettiği bu sahnede Bob'un bastığı düğmelerin bulunduğu yere konumlandırılmış olan kamera onu aşağıdan çekiyor. Yani hikayenizdeki o adımın daha anlaşılır olması için kamerayı ona göre karakterinizin baktığı yere yerleştirebilirsiniz. Bu mümkündür. Bunu yapabilirsiniz. Zaman zaman çok yakın ya da çok geniş açılı bir çekime de ihtiyaç duyabilirsiniz. Oyuncak Hikayesi 2'de oyuncakların Alan oyuncak dükkanına girdikleri bir sahne var. Dükkana ilk defa girişlerini izleyicilere bunun insan boyutlarında bir dükkan olduğunu ve içindeki oyuncakların küçücük şeyler olduğunu hatırlatmak için çok geniş bir açı kullanarak çektik. Film boyunca buna benzer çekimlerle izleyiciye canlanan oyuncakların yaşadıkları dünyanın insanların dünyası olduğunu hatırlattık. Öte yandan kimi zaman da çok yakın çekimlere ihtiyaç duyarsınız. Çok yakın çekim detaylara vurgu yapmak için kullanılır. Örneğin göz bebeğinin çok yakından çekimi gibi. Yine Oyuncak Hikayesi 2'de Woody'nin temizlendiği bir sekans var. Woody'nin bir pamuklu çubukla temizlenen gözünü çok yakından gösteriyorduk. Ayağının altındaki end yazısının üzerinin boyandığı çekimde çok yakın çekime verebileceğim bir başka örnek. Çok yakın çekimi kadrajda başka hiçbir şey bulunmayacak şekilde çok önemli bir detaya vurgu yapmak istediğiniz zamanlarda kullanabilirsiniz. Filmlerde kendimi kaybetmek çok hoşuma gider. Bir filmi ilk kez izlerken kendimi ona tamamen kaptırırım. Fakat eğer filmde anlamsız şekilde değişik açılar kullanılmışsa filmden bir anda soğurum ve bir film izlemekte olduğumun farkına varıp bu garip çekimin neden böyle yapıldığını düşünmeye başlarım. Bu tür çekimleri genellikle bir şeyi vurgulamak için kullanırsınız. Eğer çok fazla kullanırsanız gerçekten vurgu yapmak istediğiniz bir şeye istediğiniz vurguyu yapamazsınız o zaman. Bence bu çekimler gerçekten de Tedbirli bir şekilde kullanılmalı kariyerimin başındayken bu tarz çekimleri çok severdim. Çünkü bunların farklı bir heyecan verdiğini düşünürdüm. Bunları çizimlerimde kullanmayı ve çizdiğim hikayelerde görmeyi ne kadar çok sevsem de o zamanlar farkında olmadığım şey şuydu. Bu değişik çekimlerin başka filmlerde gereğinden fazla kullanıldığını gördüğümde filmden bir anda soğumaya başlıyordum. Tabii bazen her şeyi çok yakın çekimlerle göstermek istediğiniz bir hikaye de olabilir. Film yapımcıların ve film gramerinin kuralları vardır ama bu kurallara her zaman uymanıza gerek yok. Yani bu kurallara körü körüne bağlı olmamalısınız. Yine de kuralların dışına çıkmadan önce kuralların ne olduğu hakkında iyi bir fikre sahip olduğunuzdan emin olmalınız gerekiyor. Kadrajı ve sahnelemeyi nasıl kullanacağınız konusunda oldukça özgür olabilirsiniz ama seçimlerinizi yaparken en önemli şeyin hikayenizdeki duyguyu desteklemek olduğunu unutmamalısınız. Sıradaki alıştırmayla biraz pratik yapmaya ne dersiniz?